Şefaat haktır. Mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Üç aylar ayrıca mübarek kandil gecelerini de barındıran aylardır. Dün gece regaip kandilini idrak ettik. Cenab-ı Hak üç ayları milletimiz ve İslam alemi için hayırlı eylesin. Kandil gecelerinde ve üç aylarda müminlerin en fazla dile getirdiği konulardan biri şefaat olmuştur. Şefaat sözlükte birinin önüne düşüp işini görmeye çalışmak, İşinin görülmesi için birinin aracılığını istemek ve suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme manalarına gelir. Terim olarak ise ahirette peygamberlerin ve kendilerine izin verilen kimselerin müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunmaları anlamına gelir. Son dönemlerde bazı mezhepsiz din adamları şefaati inkar yolunu tuttular, kavramlara yanlış manalar verip, o yanlış bilginin üzerinden hükümler çıkardılar. Bunlara göre güya insanlar peygamber efendimizden veya veli zatlardan şefaat beklerken her şeyi ondan istemekte Rabbini unutmaktadır. Bunlar rotasını pusulasını kaybetmiş insanlardır. Ayetleri, hadisleri ayıklayan, mezhep tanımayan, alim, mutasavvuf bilmeyen adamlar kandil mi kabul edecektir? Halbuki her şey Cenabı Hakk'ın izniyledir. Rabbimizin izin vermesiyle şefaat edilir. Şefaat bekleyenler Rabbimize dua ederken onun sevdiklerini anarak, onların hürmetine diyerek dileklerinin kabulünü niyaz ederler. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti i kerimede şefaat kavramı geçmektedir. Ehli Sünnet alimleri bu ayetleri ve özellikle benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir hadisini ve başka bazı hadisleri delil olarak kullanarak şefaatin hak olduğunu ve başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer peygamberlerin, meleklerin, şehitlerin ve velilerin Allah'ın izniyle şefaat edeceklerini ifade etmişlerdir. Şefaatle ilgili hadisler Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Ahmet bin Hanbel ve Darimi gibi muhaddislerin eserlerinde de yer almaktadır. hadis şeriflerden anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimizin ahirette ilk şefaati mahşerde gerçekleşecektir. Hesaba çekilmek üzere uzun süre orada bekleyen insanlar bunalarak hesabın başlatılmasını sağlaması için Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'dan şefaat isteyecekler. Fakat o günün dehşetiyle kimse buna cesaret edemeyecektir. Sonunda Hz. İsa bunu şanlı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan istemelerini tavsiye edecektir. Böylece resul Ekrem'in yapacağı şefaati Cenab-ı Hak kabul edip hesabı başlatacaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra önce ümmetinden cennet ehli olanlar için şefaatçi olacak, cehenneme giren günahkarlar için de üç defa şefaat edecek ve bu sayede cehennemlikler buradan çıkarılıp cennete alınacaktır. Peygamber Efendimizin şefaatinden sonra her peygamberin kendi ümmetine şefaat edeceği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra meleklerin ve diğer salih kimselerin de kendilerine verilen yetki ölçüsünde şefaatte bulunacağını alimler bildirmişlerdir. Netice olarak şefaat etme yetkisine sahip olan yalnızca Allahu Teala'dır hiç kimsenin kendiliğinden ve Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan şefaat etmesi mümkün değildir. Allahu Teala bu ihsanı dilediği peygamberlere, meleklere ve bazı müminlere lütfetmesi sebebiyle onlar da şefaat etme yetkisine sahip olabileceklerdir. Şefaat izni konusunda en yüksek makama sahip olacak peygamberin şanlı peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü o Allahü Teala tarafından alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. En büyük makam olan makamı Mahmud sahibidir. Ey miracın sahibi. Türk ve Arap edebiyatında en fazla dile getirilen husus şefaat kavramıdır. Arap edebiyatında tevessül şefaat konusu Kaab bin Zuhair Hazretlerinin özür ve af dileme amacıyla Hazreti Peygamber'in huzurunda okuduğu ve affına mazhar olduğu, daha sonraki dönemlerde bürde kasidesi olarak bilinen şiiriyle başlatılabilir. Arap edebiyatında Hz. Peygamber'i met etmek amacıyla nazmedilen şiirlerin çoğunlukla son kısmında şefaat arzu edilerek dua mahiyetinde bölümler oluşturulmuştur. Alimler ve şairler Allah'a ve met ettiği kimseye kendi halini arz etmek, yakarmak, isteklerini dile getirmek tarzında düzenledikleri bu bölümde kıyamet gününde kimsesiz ve çaresiz kaldıkları zaman peygamberi aracı koyarak hatalarının bağışlanmasını dileyen ifadelere yer verirler. Bazen aracı kılınan kişi Peygamber Efendimiz dışında Allahu Teala'ya yakınlığı ile bilinen bir veli, elmiş, tasavvuf ehli ve benzeri olabilir. Bu hususa çeşitli eserlerde Peygamber Efendimiz'e tevessülün yararlı olduğunu anlatan rivayetlerin etkisi olduğu muhtemeldir. Nitekim rivayete göre gözleri görmeyen bir zat Hazreti Peygamber'e gelerek dua etmesini ister. Peygamber Efendimiz de aleyhisselam ona gidip iki rekat namaz kılmasını ve namazın ardından da Allah Resulü'nü vesile yaparak gözlerinin açılması için Allah'ım ben senden istiyorum ve peygamberin Muhammed adıyla sana yöneliyorum. Ey Muhammed aleyhisselam ben bu müşkilimin giderilmesine ihtiyaç duyduğumdan Rabbime senin adımla yöneldim. Ey Allah'ım peygamberinin benim için aracı olmasına şefaat etmesine izin ver şeklinde dua etmesini söyledi. Adam söyleneni yapınca gözleri açıldı. Osmanlı dönemi alimlerinden El Muhibbi'nin vefatı 1699 Peygamber Efendimiz'den şefaat dilediği bir şiiri şöyledir. Ey haşir günü şefaat edenlerin en hayırlısı, ey kapısına varıp sığınanın kurtulduğu kimse, ateşten korkanları kurtarmak üzere kendisinden başkasına şefaat yetkisi verilmeyen günde benim şefaatçim ol. İşlediklerinden dolayı korkum iyice arttı oysa soylu ve cömertler nezdinde af umulur. Günahkarları affeden Allah'a tevekkülden başka bir özrüm yoktur. Günahlar olmasaydı Allah'ın cömertlik kaynağı yok olur. Senin de şefaat edecekler arasındaki üstünlüğün belli olmazdı. İşte yüce zatına bir hediye olarak çok şahane bir kaside. Bu kasidenin mihri ise senin rızandır. Eğer kabul edilirse ne büyük nimettir o. Senin cömertlik denizine gelen kişi kusursuz susuz kalmaktan korkar mı hiç? Samimi bir kimse sana salat ve selam ettikçe Allah da sana salat ve selam etsin. Yine ünlü mutasavvuflardan Abdülgani Nablusi Hazretleri vefatı 1730 Peygamber Efendimizin niteliklerini sayıp met ederek onu Allah katında bir şefaatçi ve dileği reddedilmeyen yüce bir kul olarak şöyle tavsif eder. Ey Allah'ın peygamberi, ey umut edilen ve arzulanan kişi, ey bütün müminlere rauf ve rahim olan peygamber, ey Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, ey hidayet bayrağı, ey bütün alemlere gönderilen kişi, ey miracın sahibi, ey kendisinden başka birinin oturması mümkün olmayan yere, yani sidretül münteha kadar varıp yükselen kişi, Ey insanlar arasında yüce ahlakıyla bilinen mükemmel yaratılışlı peygamber. Senden önce Allahu Teala Hz. Musa'ya kendisini görmesine izin vermemiş olmasına rağmen Allah sadece senin kendisini görmeni sağlamıştır. O dehşetli günde bize şefaatçi ol. Osmanlı döneminde şair, mutasavvuf, alim ve padişahlar hep Resulullah Efendimiz'e yakarmış, şefaatini dilemişlerdir. İkinci Bayezid Han, herkesin korktuğu dehşetli günde bana imdadı Mustafa yaraşır diyerek ona sığınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman ise, umarım her adın başka şefaat eyleye Ahmedi Mahmudu Ebul Kasım Muhammed Mustafa diyerek şefaat arzusunu dile getirmiştir. Ünlü şair ve devlet adamı Ahmet Paşa ise şöyle yakarmıştır. Senin için konaklandı çün kainat, şefaat suyundan sun abı hayat. Sonuç olarak inanan kazanır, inanmayan mahrum kalır. Cenab-ı Hak üç ayların ve kandil gecelerinin hürmetine cümlemizi şanlı peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eylesin. Tefekkür. Şefi'im ol beni, reddetme babu lutfundan, olunca ruzu cezaya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Şeref Hanım Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil 4 Şubat 2022 Cuma Divanı Türkiye gazetesi